kırmızı soruyla devam ediyorum. Şimdi deprem demişken 6.8 büyüklüğünde bir Elazığ depremi olmuştu. Siz de bölgeye taziyeye, ziyarete gittiniz. Fakat ardından da Erzurum'daki kayak tatiliniz basına yansıdı. Bu konuda da sizi çok eleştirenler oldu. Ne kadar içselleştiğiniz, bu acıyı ne kadar gerçekten derinden yaşadığınız masaya yatırıldı. Hatta bu konu üzerine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şok geçirdiğini söyleyenler ve bunu çok eleştirdiğini söyleyenler oldu. Birincisi, bu iddia doğru mu? Sayın Kılıçdaroğlu'nun tepkisi ne oldu? Bunu merak ediyoruz. Ve daha da ötesi soru gelsin. Efendim, deprem taziyesi sonrası kayağın sırası mıydı? Şimdi tabii şöyle bir, yani birbirine karıştırmamak lazım hiçbir şeyi. Jülide Hanım, insanlar şuna alışkın. Yani mış gibi yapıp insan işte Elazığ'a gitti, uçtu, geri döndü. Ondan sonra ne yaptığının bir önemi yok. Ben aslında çok masumane bir şekilde Elazığ'a gittim. Doğru, hatta bir gün öncesinde gidecektim ben çocuklarımın yanına. Ama o gün, o gece Elazığ depremini duyar duymaz o gece çalışmalara başladık. Sabah gideceğimi söyleyince eşim sana eşlik etmek istiyorum dedi. Ve çocuklarım oraya yalnız gittiler. Biz Elazığ'a gittik, durumu gördük. Gerçekten beklentimizin çok çok altında bir sorun yaşamıştı Elazığ. Bundan çok mutlu olduk. Yani şehrin hemen göbeğinde olması, gerçekten yüzlerce insanı kaybettik diye öyle bir üzüntüyle ve kaygıyla gitmiştik. Ve gerçekten düşük oranlı bir kayıpla ve yapı yıkımıyla karşılaştık. İki gün oradaydık, yani daha sonra bir gün oradaydık. O gece Elazığ'da kaldık, sabah oradaydık. Daha sonra Tunceli'ye geçtim. Söz verdiğim bir annenin kızını kaybettiği anı yaşadık. Oraya gittik, Munzur Çayı'nın kenarında kızını ararken Diyarbakırlı bir annemizin yanında olduk. Gezimizi yaptık ve iki gün orada geçirdikten sonra üçüncü, dördüncü günde çocuklarımın yanına gittim. Yani bir aile babasının çocuklarının yanına gitmesi, bir tatilde onlarla beraber iki gün geçirmesi, bu bir eğlence değil, bu bir düğün değil, bu bir başka bir şey değil. Bu sadece bunun üzerinden bir manipülasyonla aslında insanlara bir algı yaratmak. Bu olabilir, mümkün, ama bazı doğrulardan vazgeçemem. Genel başkanımızın da bahsettiğiniz anlamda şok geçirdi diye bir bilgisi bizde yok. Peki efendim, ek bir dakika süre veriyorum. Bu konuda fotoğraf paylaşmasaydı nasıl olurdu sorusu da geliyor akla. Ve sizin 8 yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalamak istemiyorum sözünü de yine buraya koyalım. Doğru. Bu da sizin kendi duygusal savunmanızdı. Ve tamamen biz zaten hem izole hem kendi başımıza çocuklarımızla bir vakit geçirme planı içerisindeydik. Ama orada olduğumuzu gören insanlar bizi paylaştığında yaşanan trajedi ve benim aile yakınlarıma, yani onlarca, yüzlerce, binlerce hakaretle sosyal medyada bir takım şeyler dönünce, çok geçmişte bir fotoğraf koyup da depremle dalga geçen bir aile görüntüsü vererek bizi deşifre etmeye çalışmalarından sonra ben nerede olduğumu ve ne yaptığımı açıklamak zorunda kaldım. Fotoğraf koymamın amacı oydu. Yoksa öncesinde yapılan şey çok acıydı. Gerçekten aile fertlerim, eşim de içinde olmak kaydıyla bir fotoğraf üzerinden bir linç kampanyasının durdurulması için ben fotoğrafımı koydum. Evet efendim, bir dezenformasyonun önüne geçmek üzere fotoğraf paylaştım diyorsunuz. Bunu da burada netlikle söylediniz. Peki.